Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Öktan hocamız karşımızda. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Endonezya'dan gelen sıcak açıklamayla başlamak isterim. %65 evet. Açıkladı. Yani biz açıkladıktan sonra Brezilya, sonrasında ise yani bugün Endonezya açıkladı ve bizden daha düşük etkinlik açıkladılar. Buna rağmen evet. Acil kullanım onayı verdiler. Süreci nasıl izliyorsunuz? Çin'den bu faz 3 çalışmasına ilişkin denemelerin yapıldığı ülkeler açıklama yaparken Çin'den neden bir açıklama duymuyoruz? Biz kaç doz aldık? Aklımızda çok soru var. Sizde bir cevabı var mı? Ondan da emin değilim açıkçası. Biz de gelişmeleri izliyoruz tabii ki. Brezilya'da %78 çıkmıştı. Endonezya'da %65 ve bizim ülkemizde %91.25 çıktı oranlar. Biz de tabii ki çalışma sayı anlamında çalışma az, belki ondan kaynaklı. Bir de çalışmaya bir ara değerlendirme yapmak zorunda kalındı. Belki bu çalışma genişlediği zaman bizde de oranların biraz daha düşeceğini söylüyor bilim insanlarımız. Tabii buradaki en büyük sorun çalışmanın 65 yaş üzerinde bir çalışma yapılmamış olması ve biz 65 yaş üzerine aşıyı nasıl uygulayacağız? Bu konuda tabii ki bilim kurulunun bundan sonra vereceği kararın önemli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Biz de bu şekilde takip ediyoruz. Peki süreçte aşılamanın ne zaman başlayacağını öngörüyorsunuz? Bir tahmininiz var mı? Bugün Anadolu Ajansı bir haber paylaştı, sonra geri çekti. Aşıların kamyonlara yüklendiğini gördük. Sonra dedi ki hayır, kamyonlar basına tanıtıldı. Aslında yüklenen bir aşı yok. 2 haftalık bir evet. inceleme süresinden bahsediliyordu. Bunun bitmesine de zannediyorum 3-4 gün kaldı. Önümüzdeki evet. süreçte başlayacağı konusunda umutlu musunuz değerli hocam? Bu konuda iş bakanlığın çok net bir açıklaması olmuyor ne yazık ki. Bildiğimiz gibi tam bir ay önce aslında aşılama başlayacaktı. Ama bir aylık sürede henüz herhangi bir ne yazık ki aşı uygulamasını göremiyoruz. Ve bundan dolayı açıkçası önümüzü de göremiyoruz. Ne zaman başlayacağına dair bazı çıkan haberler 3-4 gün sonra başlayabileceğini söylüyor. Ama çok bu konuda net bir karar yok benim anladığım kadarıyla. Bakanlık da bazı olası sorunlara karşı ihtiyatlı davranıp açıklama yapmıyor. Ama bu çok önemli bir konu. Biz bunu çok uzun süredir dillendiriyoruz, söylüyoruz. Bakanlığın bir takım sorularla bakanlığa biz daha önceden de bunları sorduk. Yanıtlanması istemiyle, ama hiçbir bu konuda herhangi bir yanıt gelmedi. Bu hem bilim camiası için hem vatandaşlarımız için aslında oldukça önemli. Bizim bir an önce aşılamaya başlayıp toplumsal bağışıklığı arttırmamız lazım. Bildiğimiz gibi dünyada birçok ülkede başladı. Hatta bazı ülkeler neredeyse tamamına yakın, bazıları yarısına aşılama yaptı. Ama bizim ülkemizde henüz hiçbir şey başlanmış değil ve sorduğumuz soruları da ne yazık ki hiçbir açıklama alamıyoruz bakanlıktan. Bir de 65 yaş üstüyle ilgili tartışmalar var değerli hocam. Şimdi evet. 18-59 yaş arası denendi, sağlık çalışanlarına evet. denendi, gönüllü olanlarda denendi ama 60 yaşın üstünde bu aşı denenmedi. Şimdi iki grup evet. gördüm ben, az önce haberde de ekranlara getirdik. Bir taraf diyor ki ya kardeşim siz bunu, bu aşıyı 60 ve 65 yaş üstü vatandaşta denemediniz ama aşılama takviminizde o yaş grubunu da görüyoruz. Bir tarafta diyor ki bu çok mühim değil, bir yan etki beklenmez, sadece etkinliği biraz daha düşebilir, açıklanandan biraz daha düşebilir. Hangisi doğru, evet. hangisi bilimsel? Yani bu tartışılan bir konu tabii ki ve daha doğrusu bu pandemi sürecinin tedavisinden itibaren sürekli olarak tartışmalı olarak devam ediyor. Bu da ilk defa karşılaşıldığı için doğal bir süreç. Hani bilim açısından da doğal bir süreç. Bazı şeyler deneme yanılma yoluyla öğreniliyor. Bu şekilde devam ediyor. En iyisi bulunmaya çalışılıyor. Hem tedavi kısmında böyle oldu, hem aşı kısmında da bu böyle devam edecek gibi. Sadece 65 yaş üzerinde yapılan çalışma BioNTech'in çalışmasında var. Onlar 65 yaş üzerine de bir çalışma yaptı ve onlarınki rahatlıkla uygulanabilecek. Yalnız Sinovac aşısında sizin de bahsettiğiniz gibi 65 yaş üzeri herhangi bir çalışma yok. Hatta Endonezya
Bunu genç gruba uygulayacağını açıkladı. Aksine bizde ise 65 yaş üzeri de aşılama programına alınmış gözüküyor bakanlıktan. Ama bakanlığın bu konuda bilim kurulu tarafından net bir açıklama yapılması lazım. Yani eğer bu aşı 65 yaş üzerine de yapılabilir denirse tabii ki biz bilim ve bilim insanlarına güvendiğimiz için tabii ki bunu onaylarız. Ama onun haricindeki bir açıklamayı bence beklemek gerekiyor şimdilik. Çünkü olası riskler açısından elimizde herhangi bir veri yok. Evet, 60 yaşına kadar çalışmalar uygun, yapılabilir tabii ki. Biz de destekliyoruz. 65 yaş üzerine bence bilim kurulunun bu konudaki çalışmalarını tamamladıktan sonra net bir açıklama yapmak daha uygun geliyor. Değerli hocam, son soru. Başka cevap beklediğiniz sorular var mı Sağlık Bakanlığı'ndan? Bir de ben uzun müddettir görüşülmediğini biliyorum ama Türk Tabipleri Birliği ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında herhangi bir yeni bir temas, yeni bir kontak, herhangi bir görüş alışverişi son dönemde hiç kayda geçti mi? Yok, kayda geçmedi ama biz daha önceden Sağlık Bakanlığı'na görüşme talebimizi bildirdik. Ama bize henüz Sağlık Bakanlığı'ndan bir davet gelmedi. Tabii ki bu süreci, pandemi sürecini başından itibaren biz sürekli olarak Sağlık Bakanlığı'yla ve sağlık meslek örgütleriyle birlikte yürütülmesi taraftarıydık ve bununla ilgili sürekli açıklamalarımız oldu. Çünkü bu süreci ancak bu şekilde çok daha iyi atlatabilirdik. Çok daha az hastalanma oranlarına sahip olabilirdik. Çok daha az insanlarımız ölebilirdi. Ama bakanlık her şeyi ben bilirim mantığıyla davrandığı için bu konuda da ne yazık ki bir ortak çalışma planı hiçbir zaman yapmadı. Şimdiye kadar da herhangi bir ısrarlarımıza rağmen davet almış değiliz. Ama aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'na birçok sorumuz var ve o soruların da biz cevabını bekliyoruz. Peki. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz yanıtlar için. Umuyoruz birçok sorunun cevabına birlikte ulaşabiliriz. Sağ olun, teşekkürler.